Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Teknojoku YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir otomobil incelemesi karşınızda olacağız. Hemen fark ettiğiniz üzere şöyle araçtan da ineyim arkadaşlar. Kapatalım otomobilimizi. Bugünkü inceleme konuğumuz ise Clio'nun yeni modeli 5. nesil Clio. Bize birazcık geç geldi biliyorsunuz. Kanalımızı takip ediyorsanız yaklaşık 1 yıl önce biz bu otomobili Hatay'da yapılan bir lansmanda incelemiştik. Clio tasarım anlamında önemli değişikliklere imza atsa da özellikle iç tasarımda büyük değişiklikler var. Dışta da arkadaşlar önemli farklılıklar da var. Hemen onu göstermek istiyorum. Aslında inceleme, daha doğrusu ön inceleme videosunda da orada anlatmıştık. İstiyorsanız onu da detaylı olarak yine yukarıdan linkini vereceğim. Oradan da görebilirsiniz. Şurada bir sis farı alanı görüyorsunuz arkadaşlar. İşte bu alandan bir havalandırma ızgarası yapılmış arkadaşlar. Burada bir havalandırma ızgarası var. Clio 4 ile Clio 5 arasındaki önemli farklardan bir tanesi bu. Biraz daha böyle kaslı bir tasarım yapısı kullanılmış. İşte LED farlar var görüyorsunuz şu anda. Yine burada otomobile oldukça havalı bir görüntü katıyor. Megane'ı andırıyor onu söyleyeyim arkadaşlar. Birazcık otomobilin ben genel bir görünümünden bahsedeyim sizlere. Bu LED farlar şu şekilde bir C şeklinde olacak şekilde tasarlanmış. Şöyle görüyoruz bunları. Bunlar bu şekilde yanıyor. Bize gönderilen test sürümü RS Line dediğimiz özel bir paket. RS Line deyince aklınıza motor anlamında bir farklılık gelmesin. Bu otomobil tasarımsal anlamda bazı farklılıklar içeriyor. Biliyorsunuz RS Line'de genelde öyle oluyor. Katlanabilir aynamız mevcut. Hatta buna benzer şekilde yine parmağımıza dokunduğumuz zaman anahtarlı kilit sistemine entegre olmuş kapı kilitleri de yine eşlik ediyor arkadaşlar. Bunun dışında baktığımızda gizlenebilir kapı kolları yine standart bir özellik. Daha önceki Clio'larda da vardı. Şu arka kapının kolu bu şekilde gizleniyor. Böyle sanki tasarım buradan devam etmiş gibi oluyor. Arka tarafta bazı önemli değişiklikler var. Şimdi bu dolu bir paket olduğu için geri görüş kameramız var. Logonun içine konumlandırılmış. Şu anda o kamerayı görüyorsunuz. Bunun dışında baktığımızda ise kapak açma düğmesi, yani bagaj kapağını açma düğmesi şuraya konumlandırılmış. Birazcık zor bir yerde onu söyleyeyim arkadaşlar. Şuradaki düğmeye basınca bakın kapağımızı açıyoruz. Açmışken bu kapağı da gösterelim biraz içerisini. Oldukça geniş aslında. Kendi sınıfının standartlarında bir bagaj hacmimiz bizleri karşılıyor. Yedek lastik falan almanız için ekstra bir şekilde almanız gerekiyor arkadaşlar. Rumeli fenerindeyiz. Rüzgarlı bir ortam. O yüzden biraz böyle mont falan uçuşabiliyor. Kusura bakmayın bunun için. Şimdi aracın etrafında dönmeye devam ediyoruz. Yine arka kapılar bu şekilde. Böyle gizli bir kapı şeklinde tasarlanmış. Burayı da şöyle açınca arkadaşlar otomatik camlar bizleri karşılıyor. Bu ikon paketle gelen bir özellik biliyorsunuz. Arka tarafta da otomatik camlar var. Bunun dışında şu tarafa doğru biraz daha devam edelim. İç kısma bir bakalım. Yine sürücü koltuğunu açtığımızda şimdi RS Line paketi olduğu için görüyorsunuz şuralarda İşte sürücünün bu düğmelere vesaire, aynalara falan ulaştığı bölümde kırmızı dikişleri görüyorsunuz. Bu kırmızı dikişler arkadaşlar aynı zamanda otomobilin koltuklarında da bizleri karşılıyor. Zaten RS Line dediğimiz aslında paket buydu. Bir de şuralarda görüyorsunuz havalandırma ızgaralarında da yine bu kırmızı rengin devamı şeklinde bir tasarım anlayışı görülüyor. Evet arkadaşlar şimdi geldik 5. nesil Clio'nun iç mekanımıza. İç mekanda biz daha önceki videoda söylemiştik arkadaşlar. Şöyle orta sütunda bir yolcu tarafını ve o şoför tarafını ayıran bir böyle geniş bir bölüm bulunuyor. Bu bölümde işte eğer otomatik vitesli aldıysanız ki bize gönderilen versiyon 1.0 dediğimiz bir motora sahip. Otomatik vitesimiz yer alıyor. Bu ön tarafta çeşitli eşyalarımı koyacağımız gözümüz var. Eğer o donanım paketini alırsanız aynı zamanda kablosuz şarj özelliği de yine burada bulunuyor arkadaşlar. Burada 2 adet USB çıkışımız var. Normal standart tip A dediğimiz USB. Bir AUX in girişimiz var. Bir de çakmak şarjı için bir bölümümüz var. Burada bunun dışında başka bir şey yok. Yukarı doğru çıktığımızda ise tasarımsal anlamda oldukça güzel görünen bir klima düğmelerimiz mevcut. Bu otomatik klima var burada arkadaşlar. Burada otomatik olarak ayarlıyorsunuz. Bunun dışında çift bölgeli değil bu arada. Onu söylemiş olalım. Diğer tuşlar ise mesela park tuşu var. Bunda park özelliği de var. Otomatik park. Kameraları gördüğünüz tuşlar var. Böyle bir hani böyle
basmatik şeklinde hazırlanmış. Yani böyle basıyorsunuz üzerine, bir diz takıt tak diye basmanız gerekiyor. Bu şekilde bir tuş takımı var. Biliyorsunuz Peugeot modellerinde de benzer bir tasarım vardı. Bu tasarımla beraber üst kısımda 9.8 inçlik bir dokunmatik ekranımız var. Ekranın dokunması falan çok iyi. Onda bir sıkıntımız yok. Otomobille ilgili bazı ayarları buradan ulaşıyorsunuz. Mesela sport modu gibi ayarları buradan ayarlıyorsunuz. Bu sayede otomobil daha seri bir şekilde vites değiştirmiş oluyor. Tasarım anlamında şöyle söyleyeyim. Belli bir noktadan yukarısı yumuşak plastik. Şöyle göstereyim. Bakın. Bunlar hep yumuşak plastik. Ama mesela aşağı indiğin zaman klasik tasarım benzerlerinde olduğu gibi, aynı kategorideki diğer otomobillerde olduğu gibi plastik bir tasarıma doğru kayıyor arkadaşlar. Bunlar mesela üst kısmı, bakın şuraları, üst kısımları yumuşakken alt kısımları biraz daha plastikimsi bir malzemeden üretilmiş. Bunun dışında saklama gözü anlamında ne var? Şuralarda 2 adet bardaklığımız var. Hemen şu kısımda. Burada bir kol dayamamız var. İleri geri hareket edebiliyor az da olsa. Sanki biraz daha uzun olsa daha güzel olurdu diye geldi bana ama yine de iş görüyor. Yine içinde böyle bayağı derin bir alanımız var. Oraya işte ıvır zıvır ruhsatlı vesaire koyabiliyorsunuz. Bunun dışında burada park frenimiz var. Elektronik park frenimiz var arkadaşlar. Bu ikon paketinde, ya belli bir paketten sonra aldığınızda otomatik olarak böyle bir elektronik park freni geliyor. Bence güzel olmuş. Öte yandan yeri gelmişken daha önce göstermiştik bunu ama şöyle bir anahtarımız da var. Anahtarsız çalıştırma sisteminle beraber aldığımızda işte kapıları açma, bagajı açma, ışıkları açma falan gibi opsiyonları bu anahtar üzerinden gerçekleştiriyorsunuz. Direksiyonda yıllardır beklenen bir şey vardı Renault'da. Biliyorsunuz bu hız sabitleme sistemi orta konsolde bulunuyordu. Artık onu direksiyona almışlar çok şükür. O güzel bir gelişme olmuş. Buradan işte hız sınırlandırma ve hız regülatörü var. Hız sınırlandırma, gaza siz basıyorsunuz, belli bir hızın üzerine çıkmıyor. Hız regülatöründe ise siz o ayarı yaptıktan sonra, diyelim ki 110 ile gideceğim diyorsunuz. Araç otomatik olarak 110'da götürüyor otomobili. Sizin gaza veya frene basmanıza gerek yok. Frene basınca otomatik olarak deaktif oluyor. Klasik benzerlerinde olduğu gibi. Bunun dışında sağ tarafta da işte telefon görüşmesi yapma ve işte sesli komut yapabiliyorsunuz. Bu arada telefonunuzu eşleştirdiğiniz zaman işte mesela arkadaşımı ara, Ahmet'i ara, annemi ara, babamı ara dediğiniz zaman araç üzerinden arayabiliyorsunuz. O güzel bir özellik olmuş. Müzik sistemi kumandası yine standart olarak şu alt kısımda. Bu çok eski bir teknoloji. Bunu birazcık belki bence şu direksiyonu falan entegre edilse daha güzel olur diye düşünüyorum. Ama muhtemelen belki 6. nesilde bunu Clio bu şekilde yapabilir Renault en azından. Bunlar dışında baktığımızda yine sol tarafta da bazı tuşlarımız mevcut. İşte far ayarı vesaire gibi tuşlarda yine burada böyle basmatik dediğimiz tuşlardan oluşmuş. Ekrana geldiğimiz zaman ekran dijital, tamamen dijital bir ekran. Çok fazla özelleştiremiyorsunuz ama mesela sport modunu aldığınızda işte kırmızı renkli bir tema geliyor. Bunun dışında çok fazla bir özelleştirme imkanınız yok. Bazı navigasyonu buradan görebiliyorsunuz. Bu arada kendi navigasyonu var, çok da başarılı, öyle söyleyeyim. Ama telefon varken kullanır mısınız? Ayrı konu ama gayet başarılı. Navigasyonun bir kısmını buradan görebiliyorsunuz. O an açık radyoyu buradan görebiliyorsunuz. İşte yakıt durumunu vesaire yine buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun dışında yani iç mekan böyle bir rahat. Çok basık değil, çok aşırı bir rahatlıkta söz konusu değil. Bu RS Line olduğu için arkadaşlar tavan komple siyah şekilde tasarlanmış. Burada aydınlatma lambalarımız yine mevcut. Arka tarafta bir aydınlatma lambası göremedim ben. Aslında olsa güzel olurdu ama arka tavanda ne yazık ki yok arkadaşlar, onu söylemiş olayım. Ama bu RS Line'ın bütün o kırmızı çizgileri hem ön tarafta hem arka taraftaki koltuklarda net bir şekilde görülüyor. Torpido gözüne de bir göz atalım. Şöyle oldukça geniş sayılabilecek bir torpido gözümüz de burada mevcut arkadaşlar. Hatta biraz da ben motorundan bahsetmek istiyorum. Bakın burada gösteriyor. RS Line 1.0 TC Xtronic 100 beygirlik bir motorumuz var. 5. nesil Clio'da arkadaşlar 3 farklı motor, 4 farklı aktarma seçeneği bulunuyor. Birinci seçeneğimiz giriş seviyesi dediğimiz 1.0 SC 72 beygirlik motorumuz var. Bu arkadaşlar atmosferik bir motor. İkinci seçeneğimiz 1.0 TC dediğimiz 100 beygirlik manuel motorumuz mevcut. Üçüncü seçeneğimiz de yine 1.0 TC'ye ama bu sefer otomatik, ki bizim kullandığımız sürüm otomatik sürüm arkadaşlar. Bir de 1.3 TC EDC var. O da 130 beygirlik bir sürüm. O da arkadaşlar biraz daha performans isteyenler için hazırlanmış bir otomobil. Yakıt tarafına gelecek olursak, yakıtta arkadaşlar ben yaklaşık olarak 150-200 kilometreye yakın kullandım bu otomobili. 7.2 litrelik bir ortalama verdi ama çok yoğun trafiğe de girdim arkadaşlar, onu söyleyeyim. Fabrika verilerinde ortalama 5 litre gösteriyor. 7.2 bence makul. Birazcık böyle daha çok aşırı yoğun olmayan trafikte kullanırsanız 6-6.5 civarında gezersiniz diye tahmin ediyorum.
3 silindirli 100 beygirlik bir otomobil için bence makul bir değer, en azından Türkiye şartlarında düşündüğümüzde. Evet arkadaşlar, 5. nesil Clio'nun arka tarafında bu şekilde bir oturma alanı mevcut. Şöyle oturayım ben şu anda. Ön koltuk benim kullanım şeklime göre ayarlanmış durumda. Ön tarafta dizlerim açısından baktığımızda böyle 3-4 parmaklık bir alan söz konusu. Kafama bakacak olursak kafamda da arkadaşlar yine 3 parmak, 4 parmak bilemediğiniz bir mesafe kalmış durumda. Çok ferah olduğunu iddia edemem ama hani bir yolculukta rahat bir şekilde gidebilirsiniz. Onu söylemiş olayım. Bu arada benim boyum 1.75. Bu 75'lik bir boya göre bu şekilde göründüğünü söyleyeyim. Orta şaft çok yüksek değil ama yine de bayağı bir yükseklik var. Hani 3 kişi burada uzun yolda rahat eder mi? Ortadaki birazcık sıkışır, onu söyleyeyim. Ama iki taraftakiler, yani 4 kişiyle çıkarsanız yola bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bu arada kol dayama falan yok. Şöyle şuradan bir malum kol dayamamız falan olsa fena olmazdı ama genelde bu kategoride pek öyle orta arka tarafta ortada kol dayama ne yazık ki bulunmuyor. Şöyle bir saklama gözlerimiz var her iki koltuğun da arkasında. Onun dışında az önce söyledim, siyah tavanımız var. Ne yazık ki aydınlatma lambamız burada yok. Bunun dışında işte standart olarak bir B sınıfı bir otomobilin arka koltuk konforunu yine Clio'da sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar, şimdi otomobili Osman'la beraber kullanacağız ve Clio 5. nesil testi için Osman'ı yanıma çağırıyorum. Evet, Osman da geldi. Beni çağırdığını hissettim evet. Bir anda. Parmağımı şıklattım. Anlamadım ya ben Thanos, de zaten. Thanos gibi parmağımı şıklattım geldin. Araba yeni mi abi ya araba? Araba güzel, yeni, evet, teste geldi işte Osman. Clio 5. nesil. Sürdün, neler hissettin? Bir söyle bakayım ben de onu. Valla ben Hatay'da yumuşak, da kullanmıştım bir sene önce. Güzeldi. Direksiyon güzel, yumuşak. Sertliği evet. Falan şey iyi. Hissiyatı da iyi bu arada. Onu söyleyeyim. Biraz sürelim, bir test edelim bence bakalım. Sürelim. Dijital göstergesi var en azından şu ortada. Evet, yani onu çok değiştiremiyorsun ve sport modunu alırsan bayağı uçuyor kaçıyor ama. Onun haricinde? Onun haricinde işte kamera sistemi var. Bu paket ama bu arada onu söyleyelim. Bunu ekstra paket olarak alıyorsunuz. Şimdi bu arabanın donanımı ne? Şimdi bu donanım şöyle söyleyeyim. İkon paketi bu. Bunun evet. Üzerinde her şey var. Ares Line yazıyor ama. Bir de Ares Line var. Ares Line aslında şöyle. Başka markalarda da bu olmaya başladı. Çok şey değil. Sadece kozmetik bir Ares Line olayı var burada. Ha, görünüm anlamında. Görünüm anlamında işte, evet, aynen öyle. Yani bu şeyde de vardır ya, Mercedes'te AMG falan, şimdi de görünüm ilgili daha basık bilmem ne falan. Bu da biraz öyle olmuş. Donanım olarak baktığında işte 360 derece kamera var. Efendime söyleyeyim. Burada çok çukurlu, aman dikkat edelim buralara. İşte arabanın süspansiyonlarını falan. Denemiş oluyoruz değil mi yani? Aynen öyle. Şerit takip var ama şöyle şerit takip, hani sizi sadece işte hani şeritten çıktığın zaman uyarıyor, o da direksiyondan uyarıyor, onu da açık kapatabiliyorsun. Direksiyon titriyor. Titriyor bari. Hafiften, evet. Eğer sinyal vermediysen, sinyal verdiysen sorun yok. Oh, buraları böyle biraz. Direksiyon güzel ya. Direksiyon güzel. O, ya o, yumuşak falan hoşuma gitti. Gayetten şeyi de güzel. Hissiyatı iyi diyorsun. Hissiyatı güzel. Bu arada Osman ilk defa kullanıyor arkadaşlar evet, arabayı. Şu anda ilk defa. Vermedim hiç Osman'a. Dedim bir tur atayım, ne olacak ya? Ne olur mu abi, ne olur? Bir tur be abi. Bir tur mu abi? Yalayot İsmail gibi. Onun dışında 360 derece kamera var. O da bir paket ne yazık ki. Hani şeyler alamıyorsunuz, ekstra ödeme yapmanız gerekiyor. Bu paketin, bu 1.0 otomatik vites sürümü arkadaşlar. Bir de bunun 1.3'ü var. O da otomatik. 130 beygir, bu 100 beygir. Gayet bence şey iyi. Hani 3 silindirli bu araba bu arada, onu da söyleyelim. Yetiyor, bence de yetiyor ya. Hani yakıtı da 7.2 falan oldu arkadaşlar. Aman olsun, yavaş buraları. Hızlanması da güzel. Hızlanması falan fena değil. Şimdi eskiden vardı ya hani abi 1.0 gitmez abi falan kafası. Artık o 1.0 gitmez kafası bitti. Ya şimdi eskideki 1.0'la atmosferik, şimdi 1.0'la tabii. Aynen. Bu arada Clio'nun atmosferik 1.0'ı da var. 72 beygir. Ha, o gitmeyebilir. O gitmeyebilir o, evet. Atmosferik. Özellikle yüksek kesimlerde böyle. Yani yokuşlarda falan veya araba yüklüyse. Bunda bir sıkıntı yok ama patır patır keçi gibi gidiyor maşallah. Ya, atmosferik olanlarda hava basınçlı olduğu için. Eski nesil dediğimiz motor aslında. Havanın inceliği yerlerde işte. Birazcık sıkıntı yaratabiliyor.
Sen nasıl memnun kaldın mı Özgür Çetin? Vallahi şurada ben... olsa dediğim bir şey var mı bu ya arada? Şöyle. 200... Kaç şimdi şöyle bu 209 bin lira bunun anahtar teslimi ama işte bu paketleri falan koyduğun zaman 220-230 bin lirayı buluyor. Hani bu geri görüş paketi, arrest line paketi, şu paketi, bu paketi dediğin zaman 220-230 bin lirayı bulan bir fiyattan bahsetmek mümkün arkadaşlar. Şimdi 230 bine ben memnun kaldım mı diyorsun? Yani ya şöyle. 230 bin verdim. Şu da olsaydı daha iyi olurdu dediğim bir şey var şöyle, mı? Şöyle ben tabii biz teknolojik olarak bakıyoruz biliyorsunuz teknolojik olarak arkadaşlar. Teknolojik olarak baktığımızda evet, ben... Evet şu anda bak şeritten çıktım mesela. Titriyor değil mi? Titriyor direkt şu an. Trafik işaretlerini okuyabiliyor işte 30'da evet. Gitmen lazım diyor işte. Sollama şey yasağı var mesela şu anda onu gösteriyor. Bu tip şeyleri gösterebiliyor. Ya şöyle açıkçası ben bazı şeyler aradım işte adaptif cruise control aradım ne bileyim. Cruise control var ama sınırlı bir cruise control adaptif değil. Yani öndeki aracı kendisi takip etmiyor. Sizin fren veya gaza basmanız gerekiyor. Adaptif kruz, adaptif değil ama normal kruz var. Koltuk ısıtma falan gibi şeyler mesela olsa güzel olurdu gibi geliyor bana. Yani çok bir şey istiyor muyum bilmiyorum ama 360 derece kamera olmasını beğendim. Evet. Park sistemi var. Aslında kameralar şuradan var. Şuradan bir düğmemiz var. O düğmeye basınca orada park ediyor. Düğme olayları benim hoşuma gitti. Çok güzel o. Hani panel güzel yapmışlar. Kesinlikle çok güzel bence. Hatta ben şunları ilk gördüğümde şey zannettim. Koltuk ısıtma zannettim. Öyle bir koymuşlar ki buraya hani. Aslında değil. Şey gibi arka durmuyor. Cam. Aynen hani arka cam ısıtıcısı gibi durmuyor bunlar. Sanki direkt koltuk ısıtmalar gibi ben ama ne yazık ki öyle değilmiş. Öyle değilmiş. Sana peki ilk hissiyatın nasıl? Ya ilk hissiyat dediğim gibi böyle hani ilk oturdum ya çok dolu gibi geldi gözüme. Hani sanki koltuk ısıtmadan tut da her şey var gibi. Varmış gibi değil mi? Hani koltuk bile otomatik o tarz geldi ama sonra gördüm ki pek çok duş aslında böyle hani diğer otomobillerde basit hani şu çevirmeye konma tuşlardanmış mesela. Evet. Ya tasarım de, güzel ama diyorsun. Aynen tasarım güzel bak ön panel çok güzel ama hani bu parayı verince bir de endolsu diyoruz ya mesela adaptif cruise control yok. Şeyinde de yok yani almak istesen de yok bildiğim kadarıyla. Yok adaptif cruise control yok. Bilmiyorum. Koltuk ısıtma da yok. Koltuk ısıtma da yok. Mesela arka tarafta havalandırma kanalı yok. O da yok. Evet. Arka koltuk dayama yok. Bagaj mesela tuşla açılıp kapanmıyor. Yani ama bu segmentte de pek o bagaj olayı yok bildiğim kadarıyla. Ya bu segmentte yok da hani parasını verince olsun diyorsun. Bir de yeni kasa ya bu. Evet. Yeni Clio sonuçta. Hani içi de güzel anlatabildim mi? Hani böyle otomobili görünce böyle bekliyorsun o özellikleri de olmasın. Ama gerçekten içini güzel yapmışlar. Hani şu panel gösterge falan. Güzel benim bence hoşuma de. Gitti yani. Modern bir tasarım. Evet, aynen bayağı modern bir tasarım bu var. Bu teknoloji tarafında sanki bir iki bir şey daha olsa daha iyi olurmuş. Aynen bir iki tık bir şeyler daha olsa gayet güzel olurmuş. Yoksa hani hızlanması olsun, yakıt olsun. Yani yakıt mesela 7.4 litre ki. 7.2 ama şu an o yani basıyorum, 7.3. Şu anda basıyorum şey yapıyorum tabii, 7.3, da. 7.2. Şimdi daha da düşecektir uzun yolda. Trafikte kullandığınız. Ben yani ağırlıkla trafikte yani, kullandım. Evet. Şehir içi bence iyi ya. Fena değil araba yani. Benim hoşuma gitti. Ha, ama dediğin gibi 230 bin, 240 bin verilir mi? Ya şöyle. Verir misin, vermez misin? Oradaki, farklı bir seçenek mi? Ya şimdi ederse? Orada şöyle. Şimdi herkes şunu söylüyordur bizi izleyenler arasında. Ya ona vereceğim mi bunu alırım işte. İkinci elde şunu alırım. Çünkü sıfır olarak baktığında o dediğin özellikleri o paraya veren çok fazla da marka yok şu anda. Tabii canım. Hani şimdi adaptif cruise control de olsun bilmem ne de olsun dediğin zaman B sınıfında en azından var mesela. Suzuki Swift'te var ama şimdi Suzuki Swift'te bu aynı marka, aynı ürünler değil takdir edersin ki. Ya Clio zaten segmentin en uygun fiyatlı otomobili. En çok satan arabası. Aynen öyle. En çok satan arabası. Hani sedanda mesela nasıl Fiat Egea satıyorsa. Bunda da hatchback olduğu de. Zaman da. Beyaz Clio abi. Yani. Şey yani. Filo. Filo arabası. Fix. Beyaz Clio. Hatchback. Aynen öyle yani. O yüzden hani o paraya zor. Ama şunu söyleyebiliriz tabii ki. Yani 230 bin lira verince ben işte atıyorum 3 yaşında bilmem işte BMW mi alırım, Mercedes mi alırım? Evet alırsın yani. O olur, bu olur, başkası olur veya C segmentinde Megane alırsın mesela. Hani yine Renault'da alacak olsan. Ya alabilirsin. Seçeneklerin çok fazla var. Hani çünkü para limiti kötü değil. 230-240 evet, bin liralara çıktığın kötü zaman. Kötü bir para değil. Ama sıfır araba alıyorsun. İşte sıfır araba alıyorsun. Artı bu kadar donanım olacak mı aldığın arabada? Evet. Hani tamam BMW Mercedes diyoruz ama şimdi aldığın BMW'de ya da Mercedes'te ki Mercedes'in A kasasını alırsın zaten. O fiyatlara bu kadar donanım olmaz. Olmayabilir. Evet doğru söylüyorsun. O da ayrı bir konu yani. Ya da hani BMW Mercedes de değil. Megane falan hani baktığın zaman da şimdi bence şöyle bir şey oldu Osman artık teknolojiyle beraber. Artık mesela 2 sene önceki araba bile artık çok eski kalmaya başladı. Tamam araba güzel. Arabada yani, sorun panel, yok. Dokunmatik panel tabii, falan. Tabii. Panel yok. İşte efendim bilmem ne özelliği yok. Adaptif cruise control yok. Hani bu tip şeyler artık yeni
gelmeye başladı işte hayatımıza. Mesela ben şeyi çok aradım. Olsa güzel olurdu bence. Şu aynaların içinde mesela yanından araba geçerken uyarıyor seni. Kör nokta uyarısı. Mesela o, o yok mu? Çok bir şey değil de o yapılabilir mesela böyle şeyler. Hani böyle ufak tefek dokunuşlar olabilir diye düşünüyorum ben. Aynen bence o da olabilirmiş ki ben zaten onu var sanıyordum sen yok, şu anda söyleyene yok. Kadar. Yok şu anda öyle bir özellik yok bu arabada. Sonradan da alamıyorsun hani opsiyon da değil. Opsiyon olarak da yok. Ha, opsiyon olarak olsun olsaymış iyi olurmuş aslında. Çünkü o çok bir teknoloji değil yani sensörle yapılan bir şey evet. Sonuçta. İki sonuçta şerit takibi yaparken yani şeritlere bakarken o yanından geçen bir şeyi de algılayabilir aslında. Yapılamayacak bir şey değil aslında. O donanım var diye düşünüyorum. Manuel modu var mı bunun? Manuel modu? Yani kulakçık yok kulakçık yok mesela. Hayır yok manuel mesela modu şu da. Şu araba sportif duruyor dışarıdan bir kulakçık koysa şuna. Ya mesela şuradan ben onun şeyini ayarlayabiliyorum. Neredeydi o? Az önce göstermiştim ya menüden. Ayarlardan. Ya sportif moda geçiş yapabiliyoruz. Sport moduna geçince şimdi araba böyle bir agresifleşiyor. Bak şimdi daha hızlı vites atıyor. Daha deviri aldırarak deviri yükseltiyor. Onda ses bayağı bir ses geliyor bu arada. Bilmiyorum. İşte deviri yükselince kameraya yansıyor mu ama. Bu arada sport modu aldığımız zaman bir MySense var. Sport var, bir de Eco var. Sport modu aldığımız zaman araba böyle Eco'da 2-3 bin civarında şey atıyor, vites atıyor mesela. Ama sporta aldığımız zaman Eco'ya, vites atmak için bekliyor biraz. Eco'ya alalım şimdi abi. Şimdi mesela hiç hemen atıyor. Hemen atıyor. Bu arada vites de şey, sonsuz vites. Sıkıntı vites yok. Vites geçişleri hiç fark edilmiyor. Hiç fark edilmiyor, evet. Biliyorsun eskiden otomobillerde böyle şeyler söylenir ya işte abi kliması ısıtıyor mu? Kalorifer derdi daha doğrusu benim gençliğimde. Kaloriferi ısıtıyor mu abi Şahinlerde. Filan. Şimdi bunlarda da artık hani şu özellik var mı, bu özellik var mı? Mesela araçta şu anda önünde bir araba olduğu zaman kaç saniyede duracağını gösteriyor mesela. Hmm. Enteresan şeyleri var. Şerit takip, yani şeritten çıkma uyarısının ikonlarını filan evet, görebiliyorsun. Evet, ikonlar falan çıkıyor. Az önce gördüm zaten ikonları. Ya işte aslında bu biraz da insanda var ya, buldukça bunama mı diyelim. Tabii. Şey, daha eskiden hani oyun çalışsın yeter derdik bilgisayarlarda. Şimdi adamlar şey, kaç FPS alıyor işte. Evet. Abi ben 60 FPS alamıyorum. 45 FPS. Ya 45 ne oynuyor? Oyunu da oynanıyor sonuçta evet. Yani. Tekrar sport modunu aldım Osman. Sport modda. Ses canavarlaşıyor. Yapıyor. Bayağı bir rrrr yapıyor şu anda. İşte tek eksik şey abi ya bunda bence. Kulakçık koysalar. Kulakçık koysalarmış. Evet. Tık tık tık. Clio'da yok ama benim bildiğim kadarıyla. Yani eski versiyonlarda da var mıydı hatırlamıyorum ama. Yani manuel mod bunda da yok aslında. Olsa olur yani niye olmasın? Niye ya olmasın? Çoğu arabada var al işte ben demin 2004 model Citroen'de. Evet manuel mod kulakçık var. Kulakçık mod var. Kulakçık evet. Var yani. Ki o yarı otomatik bir araba yani. Koymuşlar. Ya benim kişisel fikrim mesela benim umurumda değil. Mesela ben benim de çok şeyim otomatik arabayı aslında. Zaten tutup da hani manuel nerede kullanırsın? Onun için orada öyle bir... Ya onun için işte şey hani vites küçültüyorlar mesela devir yükseltiyorlar. Hani o acil tarz. Bir durumda hani arabayı acil daha... Acil bir durumda da yarışıyorlar falan ya böyle yani. O ya bir de bazen yani. Sollamalar da gerekiyor ama artık sollanacak yol da yok pek. Hani yollar hep çift şerit olduğu için hani gidiş geliş şeklinde değil de. Aynen sollamada mesela tak düşürüyorsun. Deviri kazanınca öyle uçuyor araba zaten. Oh 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 sese bak sese. Böyle. Split yapalım ya. Yapalım mı? Yani yapalım. Hadi çetin. Yapalım bakalım hadi. Sağ 100. Evet arkadaşlar 100'e geldik. Yani 100 oldu. Bayağı iyi yani bence 1.0 için ve 100 beygir için. Söylediğim gibi 1.0 bir motor sonuçta. Bunun 1.3'ü de var. Yine o da TCE dedi Renault'un daha önce kullandığı bir şanzımanı vardı. Çok uzun yıllarında kullandığı bir şanzıman. Onunla geliyor. Bunda X-Tronic şanzıman var. Daha farklı bir şanzıman var. Dizel opsiyonu var mı peki bu aracı? Dizeli var ama dizelde şöyle bir durum var. Otomatik vites yok. Manuel. İki tane farklı seçenekle geliyor. Artık dizel sanki kaldırıyorlar. Yavaş yavaş kalkıyor gibi. Tabii. Lansmanda bize söylemişlerdi. Renault Türkiye'nin genel müdürü açıklamıştı onu. Muhtemelen belki 6. nesilde veya 1-2 sene sonra hani 5. nesilin 1-2 sene sonrasında kaldıracaklar. Avrupa'da da kalkıyor bu arada. Evet, yasaklanıyor. Şey söylemişlerdi. Zaten. Ondan bu pandemiden dolayı bir ses çıkmadı. Hibrit motor geliştiriyoruz demişlerdi Bursa'dan. Bunu Türkiye'de. Tabii Türkiye'de Renault Clio için hibrit bir motor geliştiriyoruz demişlerdi. O da şey hani hem elektrikli hem benzinli. Bir şey olacak demişlerdi. Ya zaten bu şimdi ekonomik çok şey değil. Bak o kadar bastık mesela yüklendik gaza falan 7.4 litre hala.
Yani ya, bir de hibrit gelirse tabii, demek ki... Şeyde işte bu örnek verdim ya Swift'te. Şimdi Swift'teki örnekte şöyle bir durum var. Onda da mesela hibrit arabası şey var, motor var. Onda bir elektrik motoru gibi farklı bir teknoloji kullanılmış. Hibrit bence elektrikten önceki son çıkış. Yani bir sonraki aşamada elektrikli otomobiller yani gelecek. Tamamen elektrikli gelecek. Ama hani şimdi bu biliyorsun şey sorunu var, menzil sorunu var. Evet. Hani 150 kilometre, 200 kilometre şu anda ama 300-350-400'e çıkartmaya başardılar. İşte Zoe var biliyorsun, Clio tabanlı bir otomobil. Hatta onu da test etmiştik biz. Orada mesela araba 350 şu an 400 kilometre çıktı. Hani onu gerçek hayatta 400 kilometre yapamazsın da. Tam onu diyecektim. Yapamazsın. Şimdi mesela 400 kilometre ama yani atıyorum ben basarak gidiyorum. Şimdi mesela bunda belli bir atıyorum 90'la gittiğin yol ile evet, 160-180'le gittiğin yol bir değil. Evet. Acaba o menzili neye göre? Şöyle şimdi elektrikli arabada şöyle bir durum var. Ben kullandığım için de söyleyeyim, rahat konuşabilirim. Bir, hava şartına çok bağlısın. İki, dediğin gibi kullanımına, hani sen deli gibi basarsan tamam o zaman 200 kilometre gider o araba abi. Efendi gibi 90, hani aynı benzinli arabada olduğu gibi 90'la gidersen o zaman da şey oluyor. İşte hani 350 kilometre, yani en azından 400 kilometre diyen bir araba için 350 kilometreyi rahat bir şekilde gidebiliyorsun. Hava şartları çok etkiliyor ama mesela kışın daha az benzili var o elektrikli arabaların. Hava şartı niye etkiliyor? Ya o herhalde kimyasal olarak o pillerin ötürü durumundan kaynaklanan bir sorun var ve o çok ciddi olarak etkiliyor. Yani normalde işte dediğim gibi 400 kilometre ise sen soğukta 250-300 kilometreye düşüyor orada. Yani. Ama bunun şeyi güzel olur bence de, hani elektrik kombinasyonlu olanı. Zoe biraz küçük, bu tam aslında böyle. Ya Zoe ile aynı bu 3H5'i söyleyeyim ben sana. Allah Allah, dışarıdan bayağı küçük. Yok öyle, aynı, birebir aynı. Ben kullandığım için de biliyorum. Testini yaptığım için de biliyorum. Evet, geldik şimdi. Kapanışı da yaparız burada. Evet, şöyle duralım. Ben beğendim. Beğendim diyorsun. Güzel araba Allah için. Donanım teknolojisine ne diyorsun? Ya teknolojisi güzel. Ekran mekran, adamlar her şeyi koymuş. Sadece dediğim gibi işte hani bir koltuk ısıtmaydı vesaireydi. Bunları da arıyor insan. Evet. Hani dolu olduğu için, hani diyoruz ya en dolu, en dolusu olduğu için. Bunları da arıyor. Ama gayet güzel. Mesela hani malzeme kalitesi olsun. Hani genelde binince hemen şöyle bakarlar. Gayet yumuşak buralar bak. Buraları yumuşak, buraları yumuşak. Evet. Yani sert bir plastik kullanmamışlar. Yan taraflar bile yumuşacık. Yani. Evet. O yüzden malzeme kalitesinin ben gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Hatta ben Clio'dan açık konuşayım. Şu malzeme kalitesini beklemiyordum. Dürüst olmak gerekirse. Hani içine bindiğin zaman Clio gibi durmuyor. Dışarıdan şu logoyu kaldırsan böyle birine otursan bu arabaya, bu araba ne desen hani Clio demez yani. Clio böyle... O kadar diyorsun. Tabii canım. Hani değil mi, kafadaki Clio algısı. Aynen. Çünkü ben Instagram'a yazdım mesela bunu, işte hala teneke mi falan gibi garip garip hani espriler yapan. Ya tabii yapan. Şimdi eskiden hani o kafa vardı. Alıyordu. Şimdi 5 yıldız aldı. 5 yıldız aldı tabii. Euro NCAP'tan 5 yıldız aldı bu model. 5 yıldız aldı yani. Bir de ucuz yani. Bizim halkımızda biraz şey, ucuz hani şeydir diyor. Hani bakıyorsun bunun segmentindeki B hatchbacklere. Biraz daha pahalı bunlar. Ama şimdi bu Clio'ya bakınca yani diyorsun adamlar yapmış. Evet arkadaşlar, şimdi Osman geldi ve Osman'ı gönderiyorum. Yine Thanos gibi şöyle bir şık yapayım, Osman kaybolsun. Bu videonun da sonuna geldik. Şimdi arabanın ben de dışına çıkayım. Videomuzu kapatalım. Yepyeni bir incelemede karşınızda olacağız. Evet arkadaşlar, bir otomobil incelemesinin daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere 5. nesil yeni Clio'nun özelliklerini anlatmaya çalıştık. Gerçi bir sene önce de anlatmıştık ama bu sefer biraz daha uzun kullanıp birkaç gün kullandıktan sonra deneyimlerimi size aktarmaya çalıştık. Öncelikle şunu söyleyebilirim. İç mekan kalitesi gayet üst seviye olmuş. Onu söyleyebiliriz. Teknoloji tarafında bir iki beklentimiz vardı. Onları da videoda söyledik zaten. Onlar olsaydı daha iyi olurdu. Ama yine de Clio kendi sınıfında standartları belirleyen bir otomobil olmuş. 5. nesil Clio ile ilgili merak ettiğiniz sorular varsa bu videonun altında bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.